Merhabalar. Bugün yine güzel bir konuyla karşınızdayım. Genelde çok fazlaca soru gelen bir konuyu yine masaya yatırmaya karar verdim. Bugün bir domates çorbası yaptım. Serinleten, içinde nane olan bir çorba. Bugün bu çorbayı nasıl içeceğimizi ya da yiyeceğimizi göstereceğim. Çorba içmek genelde insanların zorlandığı bir konu oluyor. Özellikle restoranlarda oldukları zaman çatal kaşık bir yana, sonuçta kaşığı kullanacağımızı biliyoruz ama yine de sağ mı sol mu meselesi var. İşte üzerimize dökmeden nasıl içeriz? Çorba içmenin bir kuralı vardır. Bunu uyguladığınız zaman aslında çok rahat bir şekilde çorbanızı içebilirsiniz. Öncelikle çorbanın üzerinize dökülmemesi için tabağınızı mümkün olduğu kadar kendinize yakın tutmalısınız. İkincisi, kaşığımızın nerede olduğunu biliyoruz. Sağ tarafta bıçağın yanındaki kaşığımızı elimize alıyoruz. Şöyle kibarca şöyle bakarsanız. Şimdi kaşığımızın en önemli meselesi, kaşığımızın hangi bölümüyle içiyoruz? Şu şekilde mi yoksa şu şekilde mi? Sıcak bir çorba söz konusuysa kocaman sesler çıkarmıyoruz. Kaşığımızı öncelikle biraz bekliyoruz. Şöyle küçük küçük hareketler yapıyoruz içinde. Çok fazla ses çıkarmadan şu şekilde ses şöyle bir hafif karıştırıyoruz. Çok sıcaksa biraz daha bekliyoruz. Ama asla üflemiyoruz. Veya ses çıkarmıyoruz. Güzel olmuş bu arada. Daha çok şöyle ufak hareketlerle soğutmaya çalışıyoruz çorbamızı. Kaşığımızı içine daldırıyoruz. Çok fazla böyle aşağılardan akmamasına dikkat ediyoruz. Ve hafifçe öne, ama çok fazla değil, çok az öne gelip şöyle, evet, dik durduğumuzu varsayıyoruz tabii ki. Kaşığı kendimize doğru götürüyoruz. Gösterdiğim gibi doldurursak kaşığımızı, o zaman çok fazla damlama ihtimali olmaz. Ama şöyle doldurup da bakar mısınız? Şuradan sular akıyor. Bu şekilde yaparsak, şimdi göstermek istemiyorum ama her tarafınız çorba olabilir. Üstünüz, başınız batabilir. Şu şekilde dişlerle, dişleyerek böyle dişten ses çıkıyor mesela. Bunu yapmaya bile başaramadım. Dişle değdiğimiz an içerimizdekilere de ses çıkarabiliyoruz. O yüzden onu yapmamaya çalışalım. Daha çok dudaklarla ve fazla da ağzı açmadan. Evet, yeterince soğuduğunu da gördüğümüz için üflemiyoruz. Yapılmayanlardan bir tanesi de şu. Bu şekilde içmiyoruz. Çorbayı içtiğimiz sürece çorba kaşığının sapının bize dönük şekilde durmasıdır. Mesela mola verdiğinizde çok kısa bir şey oldu. Bir bardak su içiyorsunuz. O sırada kaşığınız size yönelik şekilde duruyor. Son olarak çok soru gelen bir konumuz var ki, bu da çorbanın sonuna yaklaşıldığında tabağın mesela şu şekilde içilmesi olabiliyor mu? Bu çorba kasesinin eğer sapları olsaydı ve çok sıvı, yani içinde taneler olmayan bir çorba olsaydı, o şekilde içebiliyorduk. O da çok şık yerlerde değil tabii ki. Diğer bir soru ise, çorba tanelerini, yani dibinde kalanları nasıl alıyoruz? Burada çok önemli bir şey. Çok önemli. Şöyle ki, şunu yapmayın. Yani kendinize doğru kesinlikle tutmayın, çünkü üzerinize dökülme ihtimali var. Hiç belli etmeden hafifçe şu hareketi yapabilirsiniz. Bazen daha düz çanaklar olursa, şöyle alttan tuttuğunuzda hafifçe şöyle alıp, şu anda daha henüz bitmedi ama şöyle hem güzel bir görüntü olmuyor bu şekilde yaptığınızda, hem üstünüze dökülme ihtimali var, hem de şöyle yaptığınızda zaten dışarıdan görülme ihtimali de olmuyor çok fazla. Parmağınızla şöyle ittiğinizde hafifçene şu şekilde
içebiliyoruz. Evet, şimdi ne oldu? Çorbamızla işimiz bittiğinde, yani belki çorba hoşumuza gitmeyebilir veya çorbanın sonuna gelmiş oluyoruz. O zaman kaşığımızı ne yapıyoruz? Genelde çok büyük yapılan hatalardan biri, şu hareketi yapmıyoruz bu arada, gösterdim. Aman ha, etrafa sıçratmıyoruz. Çorbayı bitirdiğimizde kaşığımızı şöyle masa örtüsüne koymuyoruz, işte yana koymuyoruz, şuraya koymuyoruz. Tamamen altındaki tabağımız, görüldüğü gibi çorba kasesinin altındaki tabağın iç kısmına koyuyoruz ve yine sapı bize yönelik şekilde duruyor. Ve bu şekilde koyduğumuz zaman da garsonumuz veya işte bir yerde davetliysek ev sahibi çorbamızla işimizin bittiğini anlamış olur. Ve bu şekilde de çorbamızı sonlandırmış oluyoruz. Genelde problematik olan bir konuyu, çorba konusunu ele aldık. Çorba içiminde yaşanan zorluklar, kaşığın tutulması, neresinden içilmesi, üflenmesi, işte soğutulmaya çalışılması, işte elimize almamız, ne taraftan içilir, tüm bunları bir küçük video halinde size anlatmaya çalıştım. Kaşığı da tekrar yerine koyayım. Doğru duruşu şu şekilde. Başka konularla tekrardan görüşmek üzere diyorum. Bana yazarsanız daha fazla açıklamalı videolar sizin için hazırlayabiliriz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.